Hocam bildiğiniz gibi bu gece Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan mübarek Berat gecesi. Allah Duhan suresinin 1. ve 4. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Hamim, apaçık kitabı andolsun. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyaranlarız. Ki onda o gecede her hikmetli iş ayrılır. Buyuruyor Allah. Allah tekrar neredesin? İnşallah. Cenab-ı Allah böyle güzel günleri tekrar tekrar idrak etmeyi nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Küçükken cami gezerdik. Evet. Arkadaşlar öyle inanırdık. 7 cami gezmek gerekiyor diye. Geziyorlar. Evet. 3. camide biz. Boş oluyordu camilerde, öyle pek bir şey olmuyordu. Ama çocukken çok hoşumuza giderdi o. Koca koca böyle tahta tesbihler vardı. Camiler şu an yok o. Bizim zamanımızda vardı. Hallar falan orijinaldi o zamanlar. Eski, yani Osmanlı'dan kalma gibi görünüyordu. Genelde insanlar dinin açıklamalarını normal ahlaki açıklamalar olarak sade bir konu olarak zannediyor ve çok üstünde durmadıkları bazı yönleri oluyor. Halbuki dinin içinde birçok sır vardır. Mesela bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabır sayesinde insanlar tahmin edemeyecekleri derecede konforlu ve güzel yaşarlar. Gerçek sevginin önündeki engelleri sabır tamamen kaldırır. Eğer sabır olmazsa insan çok hassas bir varlıktır. Yani 15 dakika içerisinde dostluğu bitirir. Ya yarım saat bile sürmez. Bir konuşmasına aklı takılır, bir ilgisizliğine aklı takılabilir. Herhangi bir konudaki cevap şekline aklı takılabilir. Onu bitirmek için o yeterli olur. Ki daha da vahim oluyor onlar için tabii teşhisler. Yani akla hayal gelmedik teşhis koyabiliyorlar. Makul bir şeyi çok ters anlayabilir. Veyahut hakikaten ters bir tavır koyabilir karşıdaki şahıs ama bir kere yapacaktır veyahut iki kere yapacaktır ama gerçekten sevgiye açık bir insandır. Onu bir kalemde insan kaybedebilir. Bu sebeple de insanlar arasında sevgi bağını muntazam devam ettirme imkanı hemen hemen hiç yok gibi. Çok çok nadir insanda görülür. Yani dünyada büyük bölümü insanların bu dertle muzdariptir. Sorsanız işte dün de söylemiştim, bir arkadaşım var der, iki arkadaşım var der, o kadar. Gerçek sevginin oluşması için bir kere keskin dikkat gerekir. Yani çünkü insan çok akıllı olmazsa, çok keskin dikkate sahip olmazsa, insanı da iyi tanıyamasa karşıdaki insanı, ondan farkında olmadan sürekli çatışır. Ve farkına varmadan ona itici olacak tavırları yapmaya başlar. Mesela cahillik insanda çok olumsuz etki yapar. Ama aklı başında bir insan cahillikten kaçınır. Ve kendini eğitir, bilgisini artırır. Değil mi o doktor? Evet. Hatırlıyor musun dediklerime? Evet hocam, inşallah. 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 Ama mesela insanlar cahilliği önemli görmüyorlar. Tabii ki cahillik insana çok olumsuz etki yapar. Mesela akılsızlık çok olumsuz etki yapar. Ama insan seviyorsa cahilin eğitilebileceğini bilir. Mesela mühim olan sevmeye karar vermektir. Eğitirsen bir süre sonra onun cehaleti gidebilir. Akılsızın da akılsızlığı gidebilir bir süre sonra. Çünkü zeki olduktan sonra Kur'an'a uyan bir insan bir süre sonra çok akıllı olur. Onu sabırla eğitmek, Allah'ı sevdirecek şekilde onun yönlenmesini sağlamak lazım. Yani kendini sevdirmeye çalışmak çok tehlikelidir. O sorunu mutlaka gider. Yani boş gelen boş gider. Bu böyledir. Allah'ı sevdiren kendini sevdirmiş olur. Yani gerçek sevginin kaynağına insanları yöneltmek lazım. Yani beni sev, beni sevenden olmaz. Allah'ı sev olacak. Allah'ı sevdiğinde o Allah'ın tecellisi olarak karşısındaki insanı sevecektir. İnşallah. Yoksa etini seveceksin, yani çok anormal bir hareket olur. Ve insan son derece zavallı bir varlık. Yani tabii ihtiyaçlarıyla, aczıyla,
klasik tam anlamıyla aciz bir varlık. Ondaki Allah'ın tecellisi, Allah'ın nuru insanı heyecanlandırır ve sevgiyi de Allah yaratır. Yani kalpte sevgi denen bir güç var, bilinmeyen bir güç. Belli ki etten kaynaklanan bir şey değil bu. O Allah'ın insanlara verdiği bir nurdur, yani özel bir duygudur o. İnsanların imanıyla orantılı olarak da artar. Yani ne kadar Allah'a karşı sevgisi çoksa bir insanın, sevgi gücü de o kadar çok olur. Allah'a sevgisi az olanın sevgi gücü de düşük olur, gücü yetmez. Mesela peygamberlerin ruhları müthiş sevgi dolu olur. Mesela hayvanları sever, eşini seviyor, çocuklarını sever, ümmetini seviyor, etrafındaki insanlara karşı sevgi duyar. Bitkileri sever, çiçekleri sever. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Çok çok sabırlıydı. Sabırlı olduğu için herkesi de çok çok seviyordu. Ve akla çok önem veriyordu. Allah'ın tecellisi olarak görüyordu. Mesela gülleri çok seviyordu. Gül sevgisi vardı. Mesela bitkilere. Kedileri çok seviyor. Mesela kedilere. Torunlarını çok seviyor. Onlarla şakalaşıyor ki bir peygamberin tabii insanlar ağır davranmasını isteyebilirler böyle daha. Ama Peygamber Efendimiz yani çok canlı ve çok samimi davranıyordu. Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e. Gelip mesela namaza gelip başına oturuyorlardı dedelerine. Onların başına kalkmasını bekliyordu namazda. Başını kaldırmak için secde. Hatta sahabelerden bir tanesi secde uzayınca merak etmiş ne oluyor acaba diye. Başını kaldırdığında o torunun Peygamber Efendimiz başının üstünde oturduğunu görmüş. Kalkmıyor değil mi? Başını kaldıramıyormuş yani. Ya başkası olsa mesela değil mi? Elini tutar kenara iter ya bir kısabilir bir şey yapabilir. Eşleriyle mesela yakalamaca oynuyor. O onlarla şakalaşıyor. Çok sevgi dolu. Hazreti Hasan Hüseyin'e de her gördüğü yere sarılıyor, seviyor. Diğer müminlerin çocuklarına karşı da çok sevgi dolu. Aynı şekilde ağaçlara karşı sevgisi var. Güzel olan her şeye karşı bir sevgi var İnşallah. İçinde. Ve son derece merhametli. Ama müthiş bir sabır olduğunu görüyoruz. Evet. Yani mesela biri bir şey söylüyor, hiçbir şekilde öfkelenmiyor. Mesela çok güzel cevap veriyor. Birçok insan onun sabrından dolayı Müslüman olmuştur. Mesela Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi'yi affetmiştir. Evet, inşallah. Değil mi? Bu bir sabırdır aynı zamanda. Mesela öfkelenmiyor, öfkesine hakim oluyor. Allah rızası için ona şefkat gösterip affetmiştir. Ve o da çok değerli bir insan olmuştur. Onu gören birçok insan da yine bu şekilde Müslüman olmuştur. Ama günümüzde sabır olmaması yani okula giden öğrencilerle anneleri arasında, annelerle eşi arasında, yaşlı ninelerle torunlar arasında çok şiddetli karmaşaya sebep olabiliyor sabır olmaması. Mesela yaşlı insanlara karşı daha elastiki davranmak, daha toleranslı davranmak lazım, daha sevecen davranmak lazım. Ya öyle olaylarda çok yaşlı olanlarda o kadar mantık aranmaz. Velev ki mantıkla çatışsa bile şefkat devreye girer. Yani insan illaki hep haklı olacak diye bir şey yoktur. Mesela öf kelimesi çok fazla kullanılıyor. Kur'an öf kelimesini özellikle belirtir. Yani onun kullanılmamasını. Mesela öf size derler diyor değil mi? Evet. Yani mesela annesini öf diyor, babasını öf diyor. Sabırlı olması lazım insan. Yani mümin olduktan sonra, Allah'tan korkan bir anne olduktan sonra, baba olduktan sonra onlara karşı şefkatle davranmak, affedici olmak sevgiyi devam ettirir. Evliliklerin de devam edememesinin nedeni yine sabır olmamasıdır. Mesela bir gün geç kalıyor ya eşi veya kendisi. Çok büyük olay çıkartıyorlar. Halbuki bir sebebi olabilir bir insanlık hali. Mesela gereksiz bir kuşkuculuk. Değil mi? Onda da sabredilmesi lazım. Evet. Mesela güvende sabredilmesi lazım. Tevekkülde sabredilmesi lazım. Bunlar hayatta sürekli yaşanırsa çok kaliteli, çok güzel insanlar ortaya çıkar. İnşallah. İnşallah hocam.